Herkese merhaba, ben Göktürk Gedik. Bu bölümde çok sık sorulan bir soruya yanıt vermeye çalışacağız. MacBook Air mi yoksa Retina ekranlı MacBook Pro mu? Hangisi kime daha uygun? Hmm. 13 inç modelleri düşündüğümüzde aslında hem MacBook Air hem de Retina ekranlı MacBook Pro oldukça ince ve taşırken bizi yoracak cihazlar değil. Ama her yere götüreceğimiz ve sürekli olarak yanımıza taşıyacağımız bir cihaz arıyorsak MacBook Air biraz daha öne çıkıyor. MacBook Air, Retina ekranlı MacBook Pro'dan yaklaşık 220 gram hafif olsa da uzun süreli taşımalarda çok daha rahat ettireceği kesin. Boyutlar açısından karşılaştırdığımızda ise her iki cihazın da birbirine çok benzediğini söyleyebiliriz. Aslında bu iki MacBook arasındaki en büyük fark ekran. MacBook Air'in ekranı her ne kadar daha fazla kullanılabilir alan sunsa da Retina ekran ilk bakışta herkesi kendine hayran bırakacak seviyede. Her iki ekranda aslında 13 inç olsa da Retina ekranı kullanmak hem daha keyifli hem de gözleri daha az yoruyor. MacBook Air ise daha fazla görülebilir alan sunmasına rağmen yazıların boyutu normalden biraz daha küçük kalıyor. Pil konusunda da birbirine yakın olan bu cihazlar arasında MacBook Air öne çıkıyor. Retina MacBook Pro'nun 10 saatlik pil ömrü şahane olsa da MacBook Air 12 saatlik pil ömrüyle bu konunun tartışmasız galibi. 13 inçlik iki cihaz arasındaki bu farkın sebebi elbette Retina ekrandan kaynaklanıyor. Daha fazla piksel, daha fazla aydınlatma, müthiş bir şekilde pil tüketmesine rağmen ekstra pilleri sayesinde MacBook Pro'da yeni modellerle birlikte 10 saatlik pil ömrüne ulaşmış oldu. Performans deyince akan sular duruyor ve Retina MacBook Pro elbette kazanan oluyor. MacBook Air günlük kullanımlarda bizim için tatminkar bir performans sergilerken, Retina ekranlı MacBook Pro güçlü işlemcisi ve ekran kartıyla profesyonel konularda MacBook Air'i arkada bırakıyor. Eğer profesyonel seviyede işlerle uğraşıyorsak, Retina MacBook Pro çok daha doğru bir tercih olacaktır. Gelelim karar anına. Hangisini seçmeliyiz, hangi ürün daha doğru bir tercih olur? Eğer günlük kullanımda internet, e-mail, basit seviyede resim işleme, film izlemek gibi işlerle uğraşıyorsak MacBook Air bizim için gayet yeterli ve tam güne ulaşan bir kullanım sunuyor. Ancak daha profesyonel seviyede işlerimiz varsa, işlemci ve ekran kartını yoğun olarak kullanmamız gerekiyorsa Retina MacBook Pro daha doğru bir tercih olacaktır. Hep söylediğim gibi Retina MacBook Pro ya da MacBook Air, hangisini seçerseniz seçin memnun kalacağınızdan eminim. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere.